izleyici yazmış da hani, Werner Heisenberg yazmış. O zaman bunu nasıl bir şey yapalım? Abi bir şey ver o zaman. Bir dakika, kim geldi? Bir dakika. Bir tane hafta hediye o zaman adama. Ha, şey yapma. Puansız olmalı bir kere, onu söyleyeyim. Çünkü bu puanları... Gidiyor değil mi kanka senden şimdi? Bir 1200'lük adama kaybedersen kaç puan gidiyor? 50 puan gider herhalde. Valla o tarz bir şey gider herhalde. 30 falan gider en az, onu söyleyeyim. Şöyle yapalım. Beyaz da olduk. Sen iki tane gambit yap bence. Sen taş söyle bence. Ben oynayayım. Tamam, ben oynuyorum o zaman. İki tane E4'e oynarım ben burada. Ha, bir dakika. Birimiz taş seçsin. Mesela sen de ki mesela piyon oyna. Ben tamam. Herhangi bir piyon oynayayım. Sırayla oynayacağız. Tamam, süper. İki tane E4'e oynarım ben piyon. Ha tamam. Sen şey diyorsun. Okey, tamam, böyle oynayalım. Sıra sende şimdi. Tamam, okay, sıra bende. Öyle geldi. Okey. Tamam. Şimdi sen. C3 atı oynayabilirim. Okey. Ben bir yerde düşün derim. Yani ben şey... Neyse dur, sana daha fazla süre bırakayım. Tiyo vermezsen gerçekçi olacak şimdi bu. Ben kötü oynayacağım, sen de geleceksin abi. D2, D3 alırım ben. Okey. Tamam. Sen de. Ben de diyorum ki. bir an kafam karıştı var ya. Evet, gece 4.30 etkisi diyeyim. Şimdi sen de. Okay. Evet. C1'den fili G5'e alırım ben. Okey. İkinci monitör yok değil mi sende? Yok, ikinci monitör yok. Onu ayarlayalım sana bir ara ya. Şimdi ben dedim sıra. Rook atarım abi ben burada. Çok risk almıyorum. Bir dakika, fil G5'ten sonra dur. Ben de sıra ama ben de rook atacağım bu arada. Yine sende olsun. Abi. Onu da vermiyor. Joker hakkım olsun, arasını sorabilirim sana. Olur. Tamam. Önce. Fili E3'e alsak kötü hamle mi olur şimdi mesela? Şimdi fili E3'e alsak... Yok, ettirmek için falan ileride. Yani D4 oynamak için. Şöyle diyeyim. Fili oraya çıktık ya. Dönmemiz için bir sebep olması lazım. Rakip H6 oynasaydı. Mesela bizi kovmak için. Hani böyle bir şey oynasaydı. O zaman dönerdik ama şu an... Tehdit yok. Tehdit yok, aynen. Ama o dediğim fikri mesela. Fili E3'ten sonraki fikri şu an oynayabilirsin. Bir sıkıntı yok. Tamam. Ama... tehdit etse bizi daha güzel olacak gibi. Net hamle göremiyorum başka şu anda mesela. Yani köşeden piyon falan çıkardım işte. A3'e bir tane oynardım ama oynama istiyorsan ben fili geleceğim abi şeye. Fili E3'e geleyim kursun, tamam. Orada. Tamam, olur. Merkezde güçlü olalım. Yani öbürü nasıl sen, bir hamle etsen sen, peki? Yo, ben şunu düşündüm. D4 oynamak istiyorsun ya. Fili E3'ten önce D4'te oynayabilirdik aslında. Doğru, ben görmedim onu. Şimdi ben senin planına ilerliyorum o zaman. İşte mesela kenardaki, yani C5'teki bir piyona, ortadaki bir piyonu kaybedip oraya at koymak iyi bir hamle mi satrançta? Bunu öğrenmek istiyorum ben. Bu durumla çok karşılaşıyoruz çünkü. Evet, şey gibi. Merkezdeki bir piyonumla onun tam da merkezde olmayan bir piyonunu değiştim. Ama dediğin gibi atı merkeze geldim. Gerçi atla mı geleceksin, filin mi? O da seni tercih. Ben atla geldim. Atla, aynen. Şimdi buradan bu atı kaldırabilmesi için rakibin E5 falan oynaması lazım. E5 oynarsa da bu sefer mesela olmaz. E5 oynadı, bu kareler çok zayıflıyor. Mesela atı G5'e alsaydık oradan. Arkasından da vezir falan getirseydik. Basit bir oyun oluyor değil mi bu yani? Çok da geçerli öyle bir şahmat tehdidi falan olmuyor. Olmuyor bu. Çünkü baksana mesela atı buraya, burada hayal et. Veziri koyabileceğin yer yok. At istiyor buraya. Buraya da at istiyor. Anca böyle gelmen lazım. Sonra böyle gelmen lazım buraya mat etmek için. Ama at orayı tutuyor zaten.
Ya da en kötü ihtimalle adam aşağı sürüyor bile. Şimdi bu sıra bende değil mi? Ben ne oynasam? Atı F5'e mi? Evet, F5'e oynayacağım ben de öyle bir. Şimdi dikkat etmemiz gereken, atı buraya koyarken rakip burayı alabilir. Buraya dikkat etmemiz lazım bolca. Onu koruyacaksın mı o zaman sen? F3'le ben onu koruyayım. Ya yani koruyabilirsin ya da belki atı hiçbir zaman oradan çekmem dersin. Mesela bir de şöyle tehditler oluyor burada. Rakip B5 oynuyor. Sana çaktırmadan diyor ki bak B4 oynayacağım ve buradaki atı kaldırdığım zaman piyonu alacağım diyebiliyor. Sen kaç hamle düşünüyorsun her rakip hamle yaptığında? 4-5 hamle hızlıca düşünüyorsun değil mi? Ya böyle öylesine bir bakıyorum aslında. Yani benim şey gibi, aynen dediğin gibi 4-5 hamleye mesela buna ne olabilir, şuna ne olabilir falan diye bakıp derinlik olarak 4-5 bakıp sonra oynamak. Ama tabii derin hesap gerekiyor. Şu an süremiz de onun için az. Şimdi geldi adam, bir daha E4 istedi. Abi onu alsak daha iyi olacak sanki. Merkezden ayrılmış oluyoruz o piyonu ama doğru mu bilmiyorum bu. Tamam, alalım. Olabilir bu arada. Doğru yanlış tam diyemiyorum ama tercih yani, öyle söyleyeyim. Rakip hamle yapınca mı belli oluyor benim hamlemin doğru olup olmadığı? Her zaman aslında doğru bir hamle var. Ben en iyi hamle diyelim yani, doğru demeyeyim. Şimdi şey gibi mesela, hani stockfish diyoruz ya. Stockfish'i böyle açsam belki bazı hamleler mesela artı 1 diyecek. Bazısı artı 0.9, bazısı artı 0.8. O yüzden şimdi ben mesela vezirleri değişmek istemiyorum. Vezir E2 kaçacağım. Amacım da kaleye aslında bu hatta gelmek. At E7 de istiyorum. Birazcık rakip buna mahkum ya biraz. Evet. Peki, ama vezirleri değişseydin abi şeyi düşünemiyor muyduk, fili? Az önceki pozisyonda. Fili alacaktı. Fili alacaktı değil mi? Fili alacaktı. Ama güzel. Kalesinin iyi bir pozisyonu olmayacaktı. Kale bağları kopmuş olacaktı. Ama çok da önemli değildi diyorsun. Çok da önemli değil. Çünkü fileye hemen kaçacaktı sonraki hamle. Biz gelsek bile. Kaçacaktı. Sonra belki olabilirdi ama dediğin de mantıklı olabilir. Şu an şimdi ben kendi kendime şöyle düşündüm. Seninle de bir kere sohbeti geçmişti. Rakibin siyahta piyonları var ve siyah fili var. Şimdi rakibin dikkat edersen çok iyi gitmiyor fili. O yüzden şey istiyorum. Bu atla buna vurmak istemiyorum pek. Ha, vurarım. İlla da vuracağım dersen hiç sıkıntı yok ama. Yok yok. Ben orada şey düşünüyorum abi. Adamın vezirinin tadını kaçırsak kalelerle falan. Hem gelişmiş oluruz. Çok olur. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Hangi kareyle? Pardon. Bu arada ben tuttum. Abi soldaki de ya. Sağdaki lazım olacak bize. Oraya saldırırken. Yani. Böyle bence. İleride böyle bir şey düşünüyorsun herhalde. Yani açalım orayı bakalım ne olacak. Ya şahın önünü çok açmak iyi mi bilmiyorum işte. Onlar da kararsız kalıyorum. Yani yine çoğu tercih meselesi gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Hani net söyle. Ya bir de doğru zamanı ayarlamak lazım tabii. Ya abi şey var yani, şimdi o fili düşürsek, öbür atı gelsek B5'e. Canavar bir at oluyor orada artık. Bu arada Annos'un sesinin, Jansson'un sesinin kötü gelme sebebi benim mikrofona aslında yansıyor. Bende kulaklık olmadığı için şu an öyle bir sıkıntı var. Yani senin gelen sesin oraya iletiliyor. İletilmese şey açacağım direkt, yani masaüstü sesten açacağım ama tam işte şeyi kuramadım şu an. Ben voice meter'dan falan yapılır onlar ya. Biz anlatırız onu sana. Atı geldin geri. Asaya 3 geleyim. 2 at birbirini koruyacak. Böylelikle atı düşürüp merkezde bir at olacak gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben atı C3'teki atı merkeze aldım. Ya da ötekini fark et. Şimdi fark etmez gibi ama yine bunu C3. Bunu oynayamıyoruz onu bir daha. İstemesin diye şey yap. Taşas da yapmayabilir sonuçta. Aynen. Şimdi veziri de istiyoruz. Atı verse bana çok iyi. Zaten şey oynayacağım artık. Sonra rahat oynayacağım. Bu fil hiçbir yere gitmiyor baksana. Almayacağım yani bu fili. Verse tane.
Onu rakiple yapacak. Evet, bu arada IM Satranç'tan host gelmiş. 41 kişiyle beraber raidlemiş bize. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Deniz. Oo, şimdi burada bir şey sıkıntısı var. Açmaz da. Ve ama mesela at F6 oynarsak Vezir'le alacak. Tam istediğimizi elde edemiyoruz. O yüzden belki beklemek en iyisi olabilir. Ha, bende sıra... mi bu arada sıra? Sende mi bende mi? Bilmiyorum ki abi, unuttum onu. Ha, bu bende galiba. Çünkü at E3'ü ben gelmiştim, at D5 tamam. Şimdi bende, ben bekleyen bir hamle yapacağım. Ama mesela beklemeyi normalde tercih etmeyiz değil mi? Kafamızda bir strateji varsa onu yapmak için hamleleri kullanmak lazım. Yani evet. Yani adam kendi stratejisini gerçekleştirecek. Eğer iyi bir şey varsa, 3-4 hamle sonra iyi bir hamlesi varsa. Ama galiba bir taktik gibi bir şey gördüm. O yüzden alacağım şu an. Vezirle aldı. Şimdi yani burada şeyleri değişmeye gerek yok bence kaleleri. Çok da zaman harcamayalım. Atı ben geliyorum gene abi. Süper. Evet ha. Süper. Şimdi vezir E6 gelirse hem burayı tutmak için, bu sefer at C7 var. Evet. Ver burayı, ver burayı diyeceğim. Tamam. Vezir D6 gelecek mecburen. Onu gelirse de hatta kalmış olacak. Biz her zaman tehdidimiz. Evet, sıkıntı oluyor. Bakalım ne olacak. Saat 5'te bir satranç oyunu 600 kişi izliyor. Duygulu. Satranç çok gelişecek bence arkadaşlar ya. Lönelya hoş geldin. Canto abi de doğru hamle yapınca nasıl seviniyor. Sabah diyor. Tabii oğlum, adamın saçını içine sıkabilirim ben şu an. Yani onun gerginliği var onda. Yok ya. Yok yok. Ben fokus düzgün oynamaya çalışıyorum. Ben de şu an hiç sıkıntı yok bu arada. Hani ama çok güzel bir oyun çıkardık. Ama yani güzel oynamak lazım abi sonuçta. Benim mod genel modum da olduğu için. Bence baya iyi bir oyun çıkardı. Benim gözüm sürede şimdi, hızlı karar vermem lazım zaman bize gelince. Abi, bu F4'ü ittirip ittirmeme olayı şahımızı mı riske atıyor yani bir karesi açıldığı için? Şahımızı riske atıyor. Bir de buradaki piyonumuz, şimdi alırsa bu piyonumuz mecbur koruyacağız onu her şeyden. Evet, her şeyden korumamız lazım. O yüzden evet, vezir D6 oynadı mecburen. Ben de sıra bunu oynuyorum. Bir saniye bile kaybetmedi, görüyor musun? Sabah oyunu kazandı diye. Esas satranç şu an oynanıyor zaten değil mi? İlk açılışlar falan. Aynen öyle. Şu an. Peki abi, mesela B3 falan gelmek burada. Onu alırsam bunu alırım. Atım hala merkezde durur falan. Bravo. Bence de. B3. Ben de B3 oynardım açıkçası. Vay be, gurur duyuyorum kendime. Şimdi ben vezirle bunu alırım eğer alırsa. Onu soracaktım işte. Ayrı ayrı kalmasın 3 piyonda diye. Evet evet. Bununla bunu ayırmak çok fazla istemiyorum. Bir de başka bir hedefim olabilir belki. Hani ileride bunu vurup, mesela kaleleri buraya geldiğim zaman vurup hemen alırım bunu falan. Ya da A6'ya bakıyorum. Kaleyi de böyle D2'ye falan koyacaksın herhalde 4-5 hamle sonra yani. Tamam. İkilemek için. Bence. Hayır, şu an değil, durdur şu ilerisi için dedim ben, ama o da olur tamam. Çünkü kaldıramıyor ya bu atı. Evet. İstediğim zaman artık şey yapacağım. Kritik dakikalar başlıyor şimdi. Evet abi, gerçekten ben şu an çok fokusum. Bir taraftan o E4'e göz dikmiş. Abi bir tane kale alalım onun arkasına. Bozmuyorsa planımızı. Aynen, daha şu an zaten o atı istediğimiz zaman götüreceğiz. Tamam. O yüzden hiç sıkıntı yok. Master Knight dedikleri şey oldu herhalde. Ya at muazzam orada. Ya o atı
Kareyi bile vermek ister, yani kareyi koysa adam boşa, onu bile almak istemezsin belki. Hani altta kale değişmek istemezsin, pardon. Evet. Şimdi ben ne oynasam ne oynasam, şöyle bir şey oynayacağım ya. Nedenini bilmiyorum. Artık rahatsız edebileceğim bir durum oluşturuyorsun orada. Aynen, o oraları birazcık yoklayayım istedim. Ben de bir tur ilerletsem onu ne olur? Süper. Ne değişir hayatımızda? Süper olur. Oyunun sonuna doğru sana bırakırım ben full komple. Çünkü zaman değerli olacağı için. Bakalım adam yiyecek mi? 30 saniyeden... Oo! Bu hamle sende. Bir dakika. Yani yedik abi herhalde piyon orada. Bakıyorum başka. Yok, bir şey. Burada bir taktik var. Fil... Aa, gördüm bitti. Konu kapandı. Çek atı. E7'ye geçmiş olsun. Muazzam. O fili saptırmayı düşünüyordum. Acaba diyorum böyle bir yem atsam mı, şöyle mi böyle mi? Evet. Ve terk adam geldi. Verdi, helal be. Vay be. Fili burada şeye çekerdim ben. H6'ya çekerdim adamın yerinde olsam. Hani kalenin tadını bari kaçırayım diye. Ya da ellemezdim abi hiç oradan. Değil mi? Aynen. Bir fil H6 en azından buraya bakayım falan. Ata 7'ye o tamamen uyudu ama fil G7'de de hiçbir iş yapmıyor. O şeyden çekindi biliyor musun? Alacağız buradan saldıracağız evet. Falan diye herhalde. Daldı herhalde adam ama ya. Bir anlık bir dalgınlık mahvediyor bir maçı ya.